Bugün tarçın tadında da çok özel bir eve konuğuz. Canan teyzenin evindeyiz. Canan teyzenin evi nerede? Yeşilyurt Köyü, Kaz Dağları'nın eteklerinde, Küçük Kuyu'nun biraz yukarılarında. Burası aynı zamanda Canan teyzenin iş yeri. Biz yaklaşık 5-6 yıldır her tür zeytin, zeytinyağı, sabun, tarhana, aklınıza ne geliyorsa her şeyi buradan alıyoruz. Mis gibi Canan teyzenin elinden çıkma ürünleri bütün kış afiyetle yiyoruz. Ben onu sizinle tanımanızı istedim. Bir de bana böyle merak ettiğimiz salça hakkında, zeytin hakkında sormak istediğim şeyler vardı. Onları da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi hemen Canan teyzeye başlıyorum sorularımı sormaya. Nasılsın Canan teyzeciğim? İyiyim, hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. İyi, şimdi bir de olsun. Şey var, burada böyle gelince hemen ben 5 kilo zeytinyağı alayım çıkayım yok. Önce evet, giriyorsunuz. Aynen öyle. Önce bizi bir sofraya aynen oturtuyor. Öyle. Her gelini aynen aynısını yapıyor. Aynen. Buraya zeytinyağı takacağım. Evet, güzel bir zeytinyağını koyar. Salçayı koyar. Bütün ürünler masanın üstünde zaten. Önce bir güzel karnımızı doyuruyoruz. Ondan sonra beğendiyseniz alıyorsunuz gibi bir şey var. Daha ben almayanı görmedim zaten. Burada böyle bir bandırırız zeytinyağına. Değil mi? Üstüne bir de salça sürüyorduk sonra. Şuradan. Zeytinyağını önce ban ekmeğini. Önce bandıralım. Tamam dur. O şimdi bütünü yiyemem. Bu sade zeytinyağı. Evet. Ekmeğine şur bir lokma da şöyle. Salçadan. Ay, salçayı da alamadım ki. Ben şimdi hemen yiyeceğim. Şimdi Canan teyze bu domates salçası mı, biber salçası mı, karışık mı? O kahvaltıya özel bir salça. Domates, özelliği acı biber, ne? Tatlı biber. Kahvaltıya özel bir salça. Kahvaltıda yiyebilirsin. Tost ekmek yaparken yiyebilirsin. Köftenin yanında kullanabilirsin. Hmm. Onun için baharatlı salça. Kahvaltıda falan zeytinyağından beraber, ilk asat zeytinyağından beraber afiyetle yiyebilirsin. Şimdi ilk asat şimdi aynen, oldu değil ilk mi? Asat, evet, sen gösterdin bana aynen orada. Öyle. Şimdi, aynen yani öyle. Sana i̇lk şimdi... Asat. Zeytinyağı isteseler bu senenin hasatı gidecek. Aynen, aynen öyle. Aldıkları aynen zaman. Öyle. Bu senenin ilk hasatı gidecek zeytinyağı. Peki afiyetle şimdi bu ye. Sağ olasın. Bu şimdi salçayı götürüyoruz. Bunu biz nasıl saklayacağız dolapta? Dolaba koyacaksın. Hiçbir şey yok. Kaynama salça. Hı-hı. Üzerine sadece kaşıklarını düzelt şöyle. Ha. O kadar. Çukurun yerinden hem düzelt. Zeytinyağı koymama gerek var mı yok, üstüne? Hiç yok. Güzel kaynayan salça zeytinyağı istemez. Hep düzleştireceğiz üstünü. Aynen üstüne. Öyle. Düzle bir kaşık aldın üstüne düzelt böyle. Hı-hı. Ondan sonra koy tabağına koy yağı, keki istiyorsan biraz ceviz ekle daha güzel olur. Aa, sade evet. Domates salçamız yemeklerine koymak için. Acı ben çok biber, güzel renk biber veriyor. Salçası. Zaten Çanakkale'deyiz, memleketindeyiz domatesi. Çanakkale domatesi meşhurdur zaten. Evet, çok güzel evet, olur. Evet. Afiyetle yiyor tarifini de verdi bana. Ben geçen sene yaz geldim. Dedim ki pazarda bir sürü domates var. Ben evde yapayım ama olmadı Canan teyzenin yaptığı gibi. Onun için almaya devam ediyoruz ama belki bu yaz i̇nşallah, şey yaparız. Gene inşallah, senin tarifinle bir salça inşallah yaparız afiyet inşallah. Afiyet olsun, bal olsun inşallah. Siz zeytin de yapıyorsunuz. Zeytin, aynen az canım. Önce gördüm kırmalar var, çizikler var. Dün kırma, biz de çizik, topladık siyah bahçeden. Zeytin. Kırma zeytin daha gökken kırılır. Gökken biraz dediğin pembeleşince yeşil yeşilken halinde. Kıracağız. Sert olacak tamam. Kırma zeytin. Ondan sonra pembeleşince çizik zeytin, siyahlaşınca siyah zeytin. Siyah zeytin ilaçla siyah olmuyor mu? Hayır ben canım. Öyle hayır. Kendi doğallığından zeytin. Ağaçta mı siyahlaşıyor? Ağaçta siyahlaşıyor aynen. Kendi beyazı pembeleşir, siyahlaşır kademe kademe. Ha, ağacın üstünde. Şimdi siyah üstünde. Şimdi yeşilleri şimdi topladık. Siyahlar ne zaman üstünde toplanır? Kararır zaten. Zeytin üstünde kendi kararacak. Ha kendi ağaçta aynen, kararacak. Aynen ağaçta kararacak. Ondan sonra yapacağın işlemini göreceksin. Sonra salamurasını salamura mı? Salamura yapmak istersen çevirme olur, kıvırcık olur. Her çeşit siyah zeytini yapabilirsin. Kırması olur, çize olur. Ha tuzsuz olmuyor yaparsın ama değil mi bu iş? Muhakkak bizde hiç ilaç olmadığı için zeytinimizde tuz var. Tuzdan oluruz. Tuzla olacak. Hı-hı. Sonra tuzla. Suda bekletin. Ölçülen. Yıkayınca hiç yok. İçine almış tuz olmaz. Ölçülen olduğu için içine tuz almaz o. İçine tuz almaz kıradasından. Öyleyiz. Biliyorum geçen Aykut amca yapar onları. Evet şey. Evet. Ha. Aykut amca bir de eşi Canan teyzenin çok güzel sabun yapıyor. Biz benim kızım da egzama ve böderide işte pul pul sıkıntılar var. Annemin aynı şekilde bir egzama sıkıntısı var. Biz zeytinyağı burada sabunu, şifayı Canan Aykut amcanın sabunlarında bulduk gerçekten. Alıyoruz. Benim. Şimdi yine alacağım 2 kilo. Al. Onu gidiyoruz. Onu bir de normal bildiğimiz usul şey zeytinyağı müzesinde de görmüştüm tavla var değil mi? O tavlanın aynen, kalıba içine koyarsın. Kalıba koyuyorsun. Aynen kalıpta kesersin. Çatıda kesiyorlar. Kocaman, çok güzel yapıyorlar onu. Bir kazanda içinde sabunu yapacaksın. Ondan sonra da kalıpları var. Kalıba tahtadan kalıpla onlara koyulur içine. Kes sabununu. Bizim şampuanımız, kremimiz o. Her şeyimiz her yere kullanıyoruz. Bizim şampuanımız biz, artık. Ben normal işte duş jeli falan kullanıyorduk o çocuklar için olanlardan. Hiç istemez. Çocuğun sürekli böyle kaşıntılar oldu bacaklarında. Sonra bir uyandım. Hani dedim ki bu zeytinyağlı sabunu bir deneyeyim. Tabii dene. Şimdi onunla yıkıyorum.
Bir şey yok hiç. Allah'a çok şükür yani. Geçen sene iyi geçirdik. Yavrum, mis gibi yağından. Bir de zeytinyağınız var. Zeytinimi, yağımız var. Taranamı yaparım kendim. Onu da eriştemiz. Onu da kesiyorsun biliyorum. Aynen öyle. Zeytinyağını nasıl alalım? Böyle 5 litre mi alalım? Az az mı alalım? Nerede yok. Saklayalım? Böyle kapalı teneke mi olması daha güzel, iyi? Daha güzel olur. Serinde saklayacaksın. Güneş göstermeden. Kapalı yerde sakla onun zeytini. Onun için mi o koyu renk cam şişeleri yani, veriyorlar? Olsun hani o... plastik de olsun cam da olsun ama güneş görmeden tezgahın üstünde sıcağı sevmez. Bir de yerini çok yadırgan. Temiz ister. Tenekeler tertemiz içi falan yeni alınma. Onlara doldur zeytinyağını koy tezgahın altına depona nereye istersen serin yerde olsun. Şimdi o saklama konusunda aynen ben canım. Çok titiz olduğunu biliyorum. Çünkü burada dükkanın önünde yani evin ön tarafında geçen yazdan hatırlıyorum. Onları kimseye vermem. Evet teşhir için diziyor Canan teyze zeytinyağlarını ama onları kimseye satmıyor. Çünkü aynen onlar böyle sürekli güneşin altındalar ya. O yüzden onlar göstergelik hiç vermem. Aslında bu yol kenarındaki teyzelerin sattığı yağları sanki almamak lazım olsun yani. Olsun kimseyi yargılamayam ama yavrum zeytinyağı yani serinlik ister. Serinlik güneş ister. İstemez. Evet. Serin yerde, kölge yerde daha güzel olur. Tadı öyle, da şey tabii oluyor, ki. Bozuluyor. Sıcağı sevmez. Sonra sıcağı sevmediği için. Dışarıda birkaç tane koydun hemen rengini açar ve tadı güzel olmaz. Tadı güzel. Zeytin bu şimdi güzel. Var ya ben bunu şu an hani kaşık kaşık. Yedi dizem ilk hasat o kadar güzel. Şey ama çok lezzetli. Afiyet olsun şimdi bal olsun. Şimdi biz alıp götüreceğiz ilk hasatı zaten. Afiyet sabah olsun. Sabah o biraz kekik koyuyorum ben kahvaltıda. Pul biber. Baharatlı kekik. Somak var orada onu dök üstüne. Abi, afiyetle. O zaman bunu da alalım mı baharatlı ekmeğine, somaktan? Bandıra bandıra yiyin şöyle. Evet çok güzel oluyor. Karnımız acıktığında bizim ilk işimiz salçalı ekmek, zeytin ya zeytin koyduk mu işte hemen karnımızı. Şimdi çocuklar onu yemiyorlar ya. Biz doğru. De değil mi sokakta oynuyorduk geliyorduk. Allah salçalı ekmek. Evet salçalı ekmek. Anneannem yapıyordu benim de salça. Biraz tuzlu oluyordu. Yani şimdi senin salçan o kadar tuzlu değil. Yani sürüp yiyebiliyoruz onu yani. Ama anneannemin salçası tuzlu oluyordu. Onu hatırlıyorum ben. Sokaktan geliyorduk koşup salçalı ekmeği yiyorduk yani acıkınca. Ondan büyüdük. Çok da güzel oluyordu. Öyle büyüdük doğru. Senin tarhanan da çok güzel biliyorum şükür ben. Şükür Allah'a. Nohutlu tarhana. Nohut mayasıyla mı, nohutla aynen, mı nohutu pişirip, ekşiyor? Ha. Ondan sonra ekşitmeyiz çok tane tatlı tarhana olur. Tatlı oluyor. İçinde nohut yani 1 kilo nohut ıslatır pişirirsin. Ha. Ondan sonra onu güzelce nohut, yoğurt içinde, domatesi, biberi içinde, zeytinyağı içinde tarhanayı yoğurt. Tam Ege tarhanası o. Ege tarhanası. Bizde bırakılmaz ekşitmek için tatlı olur. Yani yoğurduğun gün tarhananı serebilirsin. Bir günde tarhananı çıkarabilirsin. Seviyorsun. Ben odamda yaptığım için en az 3 gün falan bekletmem lazım. Odamda kurutuyorum güneş göstermeden. Güneş göstermiyorsun daha iyi oluyor. Aynen öyle. Değil mi odada şeyde daha gölgede. Daha güzel rengini kaybetmiyor yapınca o zaman. Yapınca rengini de kaybetmiyor. Aynen güzel oluyor. Tarhana. Tarhana çorbası nasıl pişireceğiz? Tarhana çorbasına sarımsak çok yakışır. Sarımsak bir yapıyorsun. Diş sarımsak tencerenin içine. Önce yağını onu koy. Şöyle yağla bir özleştir. İstiyorsan salça, istiyorsan hiçbir şey koyma. Her şey hazır içinde. Hazır i̇çinde çorba var gibi. Zaten hepsi biber, var. Kırmızı biber aynen var öyle. İçinde zaten. Soğuk suya tercih. At çorbanı hazır çorba gibi karıştır. Benim çorba, annemler de Kulalı onlar. Manisa Kula. Onlar da şey yaparlar. Tarhana çorbasız karnımız doymaz. Tarhanayı pişirirler. Nohut yemeği varsa içine koyarken koyarlar. Yöre, aynen öyle. Yerken, biz yaparken nohutu koyarız. Bir de şey yaparlar. Bazen de süt koyarlar birazcık. Duyuyorum. Yemeden koydan. Önce. Biz de yoğurt olduğu için süt koymayız. Yoğurdu içinde. Benim çocuklar yemediler ama yani ben yerim. Tarhana bayılırım. Her şey içinde bir de tarhananın. Tarhana çorbasız karnımız. Tarhana da biraz güzel. Da. Ben zaten çorbasız yaşayamam da ama başta tarhana çorbam bir benim. Bir de hasta olunca işte o çok güzel. Acısıyla biraz. Çok güzel. Acı tarhana da yapıyor musun? Ben katıyorum acısını içine. Yapıyorum. Ha, şey yapınca, aynen öyle. Acısına. Tarhanayı yaparken yaptıktan sonra nanesini, kuru nanesini içine tarhananın acısını da ben katıyorum içine. Tamam. Öyle. Çok güzel. Bir de sende bir karadut özü var. Evet. O bizim yani çocuklar doğduğundan beri neredeyse hani favorimiz. Ben bunu şimdi normal böyle şöyle bir şey o. Bak göstereyim size de. Böyle pembe bir öz. Ama bu burada tabii karadut çok bol olduğu için. Burada her yerde dağtaş karadut. Havran tarafı onlardan, daha çok. Onlardan evet yapıyorlar bu özü ama bu bildiğiniz pekmezle karıştırmayın. Hiç alakası olmayan. İnanılmaz nefis bir tadı olan bir şey. Bunu böyle çok minnacık bir sulandırıyorsun. Bir yemek kaşığı, bir bardağı yetiyor. Onu sulandırıp içebiliyorsunuz. Bir de ben bunu mesela kefirle karıştırıyorum. Oluyor meyveli kefir. Deli gibi içiyorlar. Ben mesela şey yapıyorum. Bazen işte akşam canım bir şey yemek istemiyor. Yoğurdun içine yulaf koyuyorum. Biraz da bundan gezdiriyorum. Karadut özü gezdiriyor. Karadut özü.
şeye çok iyi gelir. Ağız yaralarına çok iyi geliyor. Aynen öyle. Boğaz enfeksiyonu olduğu zaman ona çok iyi geliyor. Bence çocukların bağışıklığını da güçlendiriyor. Ben mesela hani düzenli içtikleri için ben soğuk algınlığını bayağı koruduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Çok severek içiyorlar. Bir işte aynen şey öyle yapıyoruz. Bittiği zaman krize giriyoruz. Geliyoruz hemen. Ama sen şey iste ben gönderirim. Gönderiyor zaten. Arıyorsunuz. Ben şimdi şeyin altına, videonun altına yazalım telefon numarasını Canan teyzenin. Göndeririz. Arıyorsunuz. Kolye, zeytin, sabun, zeytinyağı ne istiyorsanız alıyor, gönderiyor. Böyle hiç buraya gelmiş kadar oluyoruz oturduğumuz yerde kışın. Afiyet olsun, bal olsun. Eli de çok lezzetli. Afiyet evi olsun. Evi de çok güzel. Allah böyle razı olsun. Ben hani anneannemin evine gelmiş gibi oluyorum geldiğim canım zaman. Canım benim, sağ böyle ol. Böyle bir Allah Ege razı olsun. Ortamı, Ege köyündeyiz. Çok güzel, Kuzey Ege'deyiz. Böyle bir yer. Şükür Allah'a, çok memnunuz. Yerimiz, yurdumuz, güzel evladım. Bu nimetler güzel, büyük bir nimet. Evimiz, bu okul, köyümüze bu otelleri yapanlardan da Allah razı olsun. Vesile olup da tabii ki evet, ondan da çok hakkı var. Evet, onlar da otelimiz geliyorlar. Falan havası güzel, suyu güzel. Onlar açtılar o kapıları, biz de karnımızı doyuruyoruz. Allah'a çok şükürler şükür, olsun. Çok şükür. Büyük Ellerine bir nimet. kollarına Sağ ol, sağlık. Allah razı olsun. Şimdi yayınımızı bitirelim burada. Ben alışverişimi yapayım. Ama sonra sizinle hikayelerde hepsini paylaşacağım. Teşekkür ediyoruz.